Bu akşamlar efendim, hoş geldiniz Kon TV ekranlarına. Saatler 18 ve bugün de neler oluyor da neler oluyor sorusunu soracağız. Bugün aslında çocuklarımız için, gençlerimiz, geleceğimiz için neler oluyor sorusunu soracağız. Çok uzunca bir maratonda, üniversiteye hazırlık sürecinde yoruldular. Bir sene boyunca koşturdular, çalıştılar ve sınavı atlattılar. Şimdi geldi, çattı. Onlar için tercih zamanı. Gerçekten aslında hayatlarının böyle acaba ne tarafta yürümeliyim kararlarını da verdikleri çok önemli bir süreçteler. Ve süreç içerisinde acaba ne yapmalıyım? Hangi bölümü okumalıyım? Yeteneğime göre mi, puanıma göre mi yerleşmeliyim? Hangi üniversiteyi tercih etmeliyim gibi hem ailelerin pek çok sorusu var akıllarında hem de gençlerin var. İşte biz de bu soruları cevaplandıracağız ve tercih sürecinde neler oluyor sorusunu bugün sormuş olacağız. Çok kıymetli konuğum KTO Karatay Üniversitesi Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nden rektör yardımcımız Profesör Doktor Mehmet Çelik hocam bizimle birlikte. Hemen kısaca hatırlatıyorum. Facebook'ta yayınımız canlı yayında. Oradan sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Instagram sayfamdan ya da Twitter'dan yönlendirebilirsiniz. Mutlaka sorularınızı bugün Mehmet hocamla birlikte cevaplandırmış olacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Burada bulunmak hoş. Ne kadar güzel. Biz de sizi ağırladığımız için çok mutluyum. İlk defa da ağırlıyorum sizi. Evet. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş gördük, hoş bulduk buraları. Konya'mızı ve çevre illerdeki gençlerimize yol göstermek, onlara rehberlik yapmak, tanıtmak, aydınlatmak, onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak için her gün canlı başla çalışıyoruz. Ne Karatay kadar Üniversitemizde. Güzel. Harika. Kadroya selamlar, Karatay Üniversitemizdeki bütün ekibe selamlar diyerek başlayalım. Çok kıymetli hocalarımız var. Şehrimiz için çok önemli, çok değerli bir üniversite. Kesinlikle. Hocam, dedim ki işte çok uzun bir maratondu. Sınavlar, dershaneler, uykusuz geceler, o defterler, kitaplar, hepimiz evin içerisinde aman sus misafir alma. Hep böyle bir bulaşık dönem. Bulaşık yıkama. Evet, bulaşık yıkama. Kahveleri ben dağıtırım. Ben yaparım, çok doğru. Öyle bir dönem geçirdik ve geldi çattı sınav bitti, dert bitmemiş, tercih başladı. 24 tercih, kolay evet. Değil. Hemen şöyle, aslında onları da anlamak adına, gençler şu anda ne hissediyor? Bu tercih sürecinde ne yaşıyorlar hocam? Kafaları hayli karışık. Şimdiye kadar kafalarında geliştirdikleri modeller var. Çevrelerindeki insanlar var. İmrendikleri insanlar var. Bunlar yakın ve uzak olabilir. İşte malum Türkiye'nin yerleşik üniversiteleri var, şehirleri var, sosyal bakımdan, akademik bakımdan gelişmiş. Gençlerimizin gözü oralarda. Bu da çok tuhaf bir şey değil. Her insanın, her gencin, bizim bile bu yaşta imrendiğimiz şehirler vardır, imrendiğimiz kimseler vardır, imrendiğimiz meslekler vardır. Asıl olan onlar ve aileleri için en uygun tercihtir. Malum ekonomik sıkıntılarımız da hayli ilerledi. Burada ailelerin öğrencileriyle birlikte, evlatlarıyla birlikte oturup en isabetli kararı vermeleri zamanıdır. Bizim tanıtım masalarımıza, yaklaşık 2 haftadır tanıtım masalarımız halkımıza ve öğrencilerimize açık. 1 hafta daha açık, 5 Ağustos tarihine kadar. Gelsinler, bizden rehberlik hizmeti alsınlar. Bizim üniversitemizi görsünler. Bizim üniversitemizi tercih etmek zorunda değiller. Ama bizi tanısınlar, biz de onları tanıyalım. Biz Türkiye'ye hizmet için varız, Konya'yı yükseltmek için varız. Hedefimiz sadece budur. Harika. Hocam, bir genç tabii ki dedik ya hayalleri vardır, bir hedefleri vardır, etrafından etkilendiği alanlar vardır. Artı sosyal medya, okullar, şurası olmalı gibi pek çok kafalarında tercih vardır. Bir öğrenci doğru şekilde üniversiteyi tercih ederken bölüme mi, okula mı, nitelikli öğretime mi? Neye göre tercih yapmalı? Bu çok önemli. En iyisi nitelikli öğretim üyesi kadrosu. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde çalışırken yüksek lisans sınavı açtık. 80 kişi katıldı, hiç unutmuyorum. Birinci gelen bir hanım kız Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezun idi. Ve geride bıraktıkları Boğaziçi, ODTÜ ve Hacettepe mezunlarıydı. Kendi mezunlarımızı geçmişti, merak ettim. Öğretim kadrosu nedir diye. Yani öğretim kadrosu belirleyici oluyor. Burada büyük şehrin, büyük üniversitesi olmak
çok da kıymetli değil. Asıl olan oradaki öğretim üyelerinin adanmışlığı, çalışkanlığı, öğrenciye gösterdiği yakınlık, rehberlik. Mezuni olmadan önceki rehberlik, mezun olduktan sonraki rehberlik. Bizim öğrencilerimizin hatırı sayılır bir kısmı şu anda yurt dışında. Daha son sınavlarını kısmen yaptılar, kısmen yapamadılar. Biz onlara bu işi her zaman yapıyoruz. Önemli olan derslerin hangi derslerden oluştuğu, çağdaş olup güncel olup olmadığı ve öğretim üyelerinin derslerine ne kadar sadık çalıştıkları çok önemli. Biz Karatay Üniversitesi olarak çok iddialıyız. Bizde pişman olan hiç öğrenci olmaz. Hatta bir kız öğrencimiz vardı. Bosna'da oturduğu için Selçuk Üniversitesi'ne nakil yaptırdı yatay geçişle. Ertesi yıl geri geldi. Uzak da olsa geleceğim hayırdır, mi dedi. Hayırdır niye geldin? Dedik. Dedi ki üniversite burasıymış. Çok ilginç. Yani böyle dönüşler de alıyoruz. O zaman hemen şöyle Keteo Karatay Üniversitesi'nin hem akademik kadrosundan bahsedelim. Biraz bölümlerden bahsedelim. Şu anda tercih yapacak öğrenciler için hangi bölümler var, olmayan var mı gibi. Hem akademik kadroyu hem bölümlerimizi hocam. Şimdi neler başlangıçta var? Yabancı Dilleri Yüksekokulu olarak bizde 5 birim var. 2 diploma, 3'ü sertifika. İngilizce hazırlık, Arapça hazırlık, İngilizce servis dersleri ve değişik modern diller eğitimi veriyoruz. Arapça mütercim tercümanlık bölümünde günümüzün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden Arapça tercümanları yetiştiriyoruz. Burs imkanları oldukça iyi. Öğrencilerimizi buraya teşvik etmekte hiçbir beis görmüyorum. İngilizce mütercim tercümanlıkta da 4 yıllık diploma veriyoruz Yabancı Dilleri Yüksekokulu olarak. Burada da öğretim kadromuzun tamamı Arapça dahil %90'ı yurt dışı görmüş, en az yurt dışında bir yıl geçirmiş, dünyayı tanıyan, ayakları yere basan öğretim üyelerinden ibaret. İnanın o kadar verimli çalışırız ki biz birinci hafta, sonuncu hafta ders yapılmaz diye bazı üniversitelerde olan mefhumlar bizde yoktur. Biz gün içinde gün dışında, akşam sabah, kütüphane, dershane her yerde çalışırız. Peki Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi sadece oradan mı ibaret? Elbette değil. Bizim 6 fakültemiz var. Hukuk, tıp, mühendislik, mimarlık, iktisat, sosyal, beşeri bilimler. Bütün bunlarda 44 programımız var. 44 programımızın da öğrenciler tarafından teveccüh gösterileceğine inanıyoruz. Kadromuz çok tecrübeli. Hepsi kitap, makale yazarı sahipleri. Devlet üniversitelerinde temayüz ederek gelmiş insanlar. Ben de devlet üniversitelerinde 27 yıl çalıştım. Yani Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, ÖSYM, Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Biz burada tecrübe deposuyuz. Ve inşallah gelen öğrencilerimizin cevherini keşfedip onlara yeni bir yüzlerini, yeni bir yeteneklerini göstererek diplomalarını ellerine verip güle güle ailelerine kavuşmalarını istiyoruz. Hocam, anne baba olarak aslında 18 yaşına kadar özenle büyüttüğümüz evlatlarımızı biz size emanet ediyoruz. Kesinlikle doğru. O emanet kelimesi kesinlikle doğru. Bu iyiye de kullanılabilir, boşa da kullanılabilir, kötüye de kullanılabilir. İnanın öyle. Ve bu eğer şehir dışındansa şehre de emanet ediyoruz kesinlikle. Aslında. Hani biraz da KTÜ Karatay Üniversitesi'ni değerlendirirken Konya şehrini de değerlendirmek lazım. Burayı tercih edecek öğrenciler sadece Karatay Üniversitesi'nde değil Konya'da da yaşayacaklar aslında. Bir de o noktada bize neler söyleyeceksiniz? Ankara'da 20 sene ikamet ettim. Ankara'da bilmediğimiz üniversite, bilmediğimiz bir mekan yok. Öğrencilerin Ankara'da kaybolması, yalnız hissetmeleri çok yüksek bir ihtimal. Ama Konya daha çok öğrenci dostu, daha çok ulaşımı kolay, yaşaması kolay, kuralları belli. Hatta altyapısı Ankara'dan daha güçlüdür. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada öğrenci yurdu sıkıntısı da asgaridir. Çünkü burası daha hesaplı, daha belediyenin ve valiliğin, ucuz, kredi yurtlar kurumunun, hatta özel kurumların da kendilerine ait. Bizim Karatay Üniversitesi olarak öğrenci yurdumuz var mesela. Buralarda yalnız hissetmeleri, arkadaşsız kalma ihtimalleri daha zor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi daha büyük şehirlerde öğrencinin ilk yılı uyum çalışmalarıyla geçer. Hem derslere uyum, hem hocalara uyum, hem okula uyum. Şehre uyum.
hem de çevreye uyum. Ben kimle arkadaşlık, dostluk yapacağım? Bir noktada sizin arkadaşınızın olup olmayacağı o şehre, o üniversiteye ısınıp ısınmayacağınıza karar veriyor. Onun için biz buna kültür şoku diyoruz. Çok doğru. Aynen elektrik şoku verir gibi. Bu sahicidir. Ben yaşadım. Ben Avustralya'da bulundum 10 yıl. İlk gittiğimde ilk uçakla geri dönmeyi düşünüyordum. Yani şokun derecesi o kadar yüksekti ki. Tekrar döneceğim. Hemen geri dön. Ve bunu yapanlar vardı inanın. Yani bu kültür şokunu şehirler arasında da yaşarız. Öğrencilerimizin ve velilerimizin buna da dikkat etmesi gerekir. Hani hikayeler olur. Çocuklar çamaşırını yıkayamaz. Annelerine postayla gönderirler gibi türlerden. Ekonomik ihtimalleri, kaynakları da dikkate almaları. Ama hayallerini asla vazgeçmemelerini öneririm. Çünkü biz diyoruz ki her insanın bir iyi hali var, bir yeteneği var. O hangi ortamda ortaya çıkacaksa orada bulunmak icap eder. Yoksa herkesin Karatay Üniversitesi'ne de gelmesini istememiz imkansız. Sınırımız belli. 44 programımız var. 1200 kontenjanımız var. Bize teveccüh ederlerse biz onları mahcup etmeyeceğimize söz veriyoruz. Hocam Ankara'yı örnek verdiniz ama şöyle de bir algı var. Hep Ankara'ya gidilmeli, İstanbul'un da okunmalı diye de hep Tabii çocukları... kültür sahibi olmak, kültür çevrelerine yakın bulunmak. O öyle de bir algımız var aslında. Ama sizin biraz önce saydığınız Konya için de çok önemli şartlar var aslında Konya'da okumak için. Güzel de bir şehir. Tabii ki bunlar çok önemli. Hemen siz yabancı diller yüksekokulu müdürüsünüz ayrıca da. Evet. Arapça, İngilizce tercümanlık, mütercim tercümanlık bölümlerinden de bahsettiniz. Oranın akademisyenleri ve imkanları, özellikle çift Anadolu imkanları. Tabii. Hemen ona bir giriş yapalım. Şimdi merak bizim edenler imkanlarımız mutlaka vardır. Bu seçme tercih döneminde imkanlarımız hayli fazla. Bir öğrenciye tercihi ve sıralaması dikkate alınarak 3000 liraya kadar burs verebiliyoruz. Biz de ücretsiz okuyor yani tam burslu. Üstüne biz 12 ayın 8 ayında 3000 TL ödeyebileceğiz. Böyle bir şans da var. Bu şans dereceyle aşağı doğru düşüyor ve ilk sıralarda tercih edilen durumlara göre 860 TL'ye kadar da ücret ödeyebiliyoruz. Bu da ekonomik bir destek oluyor. Buna ihtiyacı olan öğrencilerimizin de olduğunu inanıyoruz ve önemsiyoruz. Bizler Kredi Yurtlar Kurumu'ndan bile zor kredi alarak yetişmiş insanlarız. Bunu gayet iyi biliriz. Doğru. Yabancı Diller Yüksekokulu hem çift anadal programı verir hem de 8 dilde biz öğrencilerimize ilerleme, gelişme fırsatı veririz yabancı diller yüksekokulu olarak. Peki ÇAP yapmak için ne demek? Ne yapmak lazım? ÇAP demek çift anadal programı. Eskiden bizim gençliğimizde yan dal programları yaygındı. Ana program, yan program. Şimdi çift oldu. Yani iki diplomayı birden alıyorsunuz. İkisinin arasında hiçbir fark yok. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Lisans programlarında yani 4 yıllık programlarda birinci sınıfı birinci bitiriyorsunuz, ikinci bitiriyorsunuz, üçüncü bitiriyorsunuz. İlk %20'ye giriyorsunuz ve hemen dilekçenizi yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şurada, onlar belirli, onların bir listesi var. Bizim sayfalarımızdan da görülebilir, bunlar gizli saklı değil. Benim söylediğimin hepsi web sayfalarımızda var, kataloglarımızda var. Oradan seçiyor. Komisyon kim birinciyse, ortalama not ortalaması kimse onu alıyor, çift anadal programı yaptırıyor. Benim şu anda çift anadal yapan 5 öğrencim var. Ve harika insanlar. Yani o öğrenciler harika insanlar haline dönüştüler. Ne güzel. Biz bununla gurur duyuyoruz. Çok. Hatta bazılarına diyoruz ki ben de çok iyisin. İyi olmadığın dersek. Yani bu Ali Cenaplığı da gösteririz biz. Bizde iltifat boldur. Bizde iş çoktur. Görev boldur. Biz çok yazdırırız, çok konuştururuz, çok hareketlendiririz. Ama ödülünü de vermeyi unutmayız. Hatta bazen derim ki 3. sınıfta iş bulanlara 4. sınıfa bütün notlarını ben yüz veriyorum falan gibi. Latife ediyorum. Harika. Onları cesaretlendirmek. Nihayet ödül de gerekiyor çünkü marifet iltifata tabidir. Bunları hiç önemsemiyor değiliz. Öğrenciler bizim için. Öğrencilerden mezun olanlar ya da gidenler, daha doğrusu şöyle söyleyeceğim hocam, başarı oranı nedir? Mutlaka takip ediyorsunuzdur. Elbette. Bu çok önemli. Belki de tercihte ilk bakılacak şeylerden bir tanesi. Vakıf üniversiteleri, bu bana başka bir kapı açtı beynimde. Vakıf üniversitelerinde derslerin devlet üniversitelerinden
farklı olduğu, ancak kafalarındaki gibi değil, olumlu yönde farklı olduğunu bütün veli, dinleyici, izleyici, genç yaş grubu, lise öğrencilerine hatırlatmak istedim. Vakıf üniversitelerindeki dersler özellikle pandemi döneminde. İnanın vakıf üniversiteleri daha ciddi, daha sıkı çalıştılar. Çok biliyor başarı musunuz? Gösterdiler değil mi? Biliyor musunuz? Karatay Üniversitesi yüz yüze ve uzaktan eğitimi yapan 3 üniversiteden bir tanesi. Bir tanesiydi, doğru. Herkesin evlere kapandığı zaman da biz sınıflarımıza 5 öğrenci aldık. Kalabalıklar kabul edemiyorduk. Dolayısıyla bizdeki başarı oranı ilk yıllarda düşük, son yıllarda artmaya başlıyor. Bu benim kişisel kafamdaki zihni istatistik. Peki bu nasıl oluyor? Bize çok çeşitli, çok farklı yetenek seviyelerinden öğrenciler gelir. Zira burslu çok başarılı, orta halli %50 burslu ve tam ücretli, daha az gayretli, daha az çalışkan öğrenciler bize gelir. Bizdeki repertuar daha geniştir. Ama Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümüne gelenlerin aralığı şu kadardır. Anlatabildim bilmiyorum. Çok net. Bizde bu daha açıktır. Yani biz ne yapıyoruz? Farklı becerilerdeki öğrencileri aynı sınıfa sokuyoruz, aynı şubeye sokuyoruz. O zaman bizim ilave bir görevimiz oluyor. İlk sınıflardaki başarı aynı yansıyor giriş puanları gibi. Ama zamanla yukarıda birleşiyorlar. Biz de diyoruz ki Karatay Üniversitesi'nin başarısı bu. Yani başlangıçta zayıf olan öğrenciyi, başlangıçta güçlü olan öğrenciye 3. sınıfta, yukarıya doğru sınıfta çekiyorsunuz. Yaklaştırdıysak bu bizim başarımız ve evelallah bu işi çok iyi yapıyoruz. Ve öğrenciler arasında da öyle bir şey vardır değil mi? Birbirlerini takip etme, işte bir yarış halinde o başarıyı kendinde de görerek, daha da iyi hissederek yükseğe çıkma. Bu çok önemlidir. İnanın ne hikayelerimiz var. Yani ağlayacak, ağlatacak hikayelerimiz var. Çok zayıf geldiği halde. İkinci sınıfta öğretmenlik, özel kurslarda öğretmenlik bulanlar, oradan geri dönüşte bize anlattıkları, biz onları mezun ederken, mesela Arapça ve İngilizce'den mezun ederken, inanın bir roman çevirerek mezun ediyoruz. Harika. Ve bunun basılması için elimizden gelen gayreti de gösteriyoruz. Bu neden önemli diye zikrediyorum. Duyguların çevirisi çok zordur. Televizyon kullanma belgesini çevirmek kolaydır. Fişi takınız, düğmeye basınız türünden çeviri vardır. Bir de duygular vardır ve çeşitli insanlarda, kültürlerde ve alt kültürlerdeki duyguların ifadeleri çok daha zordur. Bunu çevirmek çok daha fazla zordur. Biz bunu başartıyoruz öğrencilerimize. O bakımdan sevinçliyiz. Biz Konya'ya ve Orta Anadolu'ya diğer üniversitelerin sağlayamadığı bir katkıyı sağlamaktan inanın çok sevinçliyiz. Konya'dan gelen öğrenciler mutlaka vardır Konyalı olup. Peki şehir dışından gelip KTO Karatay Üniversitesi ile birlikte Konya'yı tanıyan, bu şehri tanıyan ve ya ben üniversitemi de çok seviyorum, buradan da artık gitmek de istemiyorum diyen mutlaka vardır. Ama tabii yabancı dillerde bir de yurt dışı ayağı olmalı ki mutlaka. Tabii Erasmus onun programımız için, var evet, bizim. Ondan staj da programlarımız var. Ondan bahsetmenizi istiyorum. Şu anda iki istiyorum. Öğrencimiz İrlanda'da yaz stajı yapıyor. Çok güzel. Bu onların özel gayretleriyle duruyor. Bizim kolaylaştırdığımız cepheleriyle de oluyor. Erasmus programlarıyla 2-3 Avrupa Üniversitesi'yle biz anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Ve başarılı öğrencilerimizi hemen oraya gönderiyoruz. Bütün üniversitede bu böyle. Biz yabancılar yüksekokulu olarak Erasmus'ta ne olduğunu biliriz. Çünkü sınavları biz düzenliyoruz. Mühendisliğin sınavlarında, tıbbın sınavlarını, hepsinin sınavlarını biz düzenliyoruz. Oradaki başarı rakamları bize gelir. O zaten üniversitede ona göre sıralar ve Erasmus tercihini kullanır. Bu bakımdan da üniversitemiz çok iyidir. Biz dünyaya açık bir üniversiteyiz. Dünyayı gördük, geldik. Burada bir numune halinde temsil ediyoruz. Öğrencilerimizin de Konya'dan çıkmayan, konferanslara katılmayan, seminer dinlemeyen, yurt dışında hiç bulunmamış öğrenci olmasını asla istemeyiz. Biz diyoruz ki bütün dünyayı görsün öğrencilerimiz. Eksik kalmasınlar, başkalarına imrenmesinler, her şey bizde vardı diyebilsinler. Bunun için çok gayret ediyoruz. Bu anlamda biz sadece meslek kazandıran, iyi bir eğitim veren üniversite değiliz. Bununla yetinemeyiz biz. Türkiye'nin en iyi meslek makamlarına iyi insanlar yetiştirdik diyerek övünebiliriz ama bu bize yetmez. Biz onlardan manevi önder de olmalarını istiyoruz. Yanlışlara yanlış diyebilen, doğrulara doğru diyebilen, doğruyu temsil edebilen insanlar olmalarını istiyoruz. Biz Mevlana'nın memleketinde yaşıyoruz.
Biz işin manevi tarafını asla ihmal etmeyiz. Bizim öğrencilerimizde yanlış olmaz. Çünkü öğrenci olmanın tek şartı yanlış yapmamaktır. Saygısızlık yapmamaktır. Yere çöp atmamaktır. O kadar iddialı bir cümle kurdunuz ki bizim öğrencilerimizde yanlış olmaz. Gerçekten çok şanslı öğrenciler. Yani arkalarında böyle bir öğretmenlerinin, hocalarının olması. Çünkü hani güzel bir söz var ya, çocuklar ya anne babalarının ya da hocalarının ayak izlerini takip ederek ilerlerler diye. Aslında o sizin kendi eğitim hayatınızdaki tecrübelerinizle, onlara aktardıklarınızla sizin arkanızdan da ilerliyorlar hocam. Peki size şunu sorayım. Şimdi aklıma geldi. Mesela ben öğrencilerime şöyle derim Ayşegül Hanım. Buyurun. Doktor raporu alıp sınavlarda daha ertelemeyi düşünmeyin. Bana gelin. Ya bana deyin ki yarın gelemeyeceğim. Özrünü söyle, benden başkası da duymasın. Biz orada bir ayrıcalık, merhamet gösterelim. O zaman ebeveynine bile söyleyemediğini belki de sizinle paylaşıyor. Yok, o anlamda değil. Yani ebeveyniyle paylaşmadığı bir şeyi bizimle paylaşsın da istemeyiz. Yani onu da söyleyelim. Bir özel hayatımız yani var. Yani anne babası kadar güvenebilir anlamında söyledim. Bana şunu söylesin. Resmi yollardan bana yaklaşmasın. Bana desin ki hocam bir derdim var. Çünkü ben kendi öğrenciliğimde bir hocama demiştim ki başım ağrıyor demiştim. Bana demişti ki hiç belli olmuyor. Onu unutmadığım için öğrencilerimin söylediği her özrü kabul ederim ben. Dolayısıyla bu anlamda da çok insaniyizdir. Duygularını ve öğrencilerimiz bize derdini söylesin, çare olalım. Yanlış yapmayalım. Yalan söylemeyelim. Harbi olalım. Ama doğruyu yapalım. Çok güzel. Biz her zaman böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Hemen Instagram'dan bir soru var. İzleyicimizi de bekletmeyelim. Devam edeceğim sorularımı ama sizi de bekletmiş olmayalım. Bölümlerin isminden çok artık niteliği ön plana çıktı Ayşegül Hocam. Nitelik olarak gerek yerleşke gerekse de öğretim elemanlarıyla nasıl bir nitelik sunuyor? Orası çok önemli olacak, rica ederim demiş. Aslında programın başında biraz konuşmuştuk ama yeni açmış olabilirsiniz. Kısaca belki tekrar etmekte. Ayrıntılandırabiliriz. Evet, çok önemli hocam, buyurun. Şimdi büyük bir talep vardı. Karatay Üniversitesi'nde niye İngilizce öğretmenliği bölümü açılmadı diye. Malum belli bölümlere sınırlama getiriliyor. Biz o yüzden sınırlama olmayan ve Konya sanayisinin ve ticaretinin, biz Konya Ticaret Odası'nın bir üniversitesiyiz. Bir noktada onların gördüğü boşlukları doldurmak üzere de misyona sahibiz. Dediler ki Konya'da Arapça ve İngilizce tercümana ihtiyacımız var. Nitelikli olacak. Ankara İstanbul'u aratmayacak. Aradığımız zaman burada bulabilelim. Biz burada mütercim tercümanlık bölümünü ben şahsen kurdum. İlk atanan öğretim üyesi de benim, müdürü de benim. Biz buradaki derslerimizi aradan geçen 6 yıl sonra değiştirmeye gerek görmedik. Çünkü o kadar vizyonermişiz ki şu anda bile değiştirmeye gerek görmüyoruz. Mevcut öğretim üyemiz nitelikleri İngilizceyi öyle bir öğretiyoruz ki sadece tercümanlık mesleğini öğretmiyoruz biz onlara. İyi bir tercüman oluyorlar. Hukukta çeviri yapabilirler, tıpta çeviri yapabilirler, iktisatta çeviri yapabilirler. Teknoloji çevirisi yapabilirler, kitap çevirisi, roman çevirisi, her türlü çeviriyi yaparlar. Hatta eş zamanlı çeviri dediğimiz sizler televizyonda konuşurken bir başkasına aktarma faaliyetine anında simultane eş zamanlı çeviri faaliyeti diyoruz. Biz o konuda bile çok iddialıyız. Eğer Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümleri 50 kontenjandan 10'unu simultane çeviri öğrencisi olarak mezun ediyorlarsa biz 40 tanesini mezun ediyoruz. Oo, çok yüksek. İddialıyız biz. Biz her gün bunun uygulamasını yapıyoruz. Her gün çırpınıyoruz. Her gün yeni teknik, yeni strateji geliştiriyoruz. Esas söylemek istediğimi şimdi söyleyeceğim. Hani program nitelikleri adı ne olursa olsun. Ben öğrencilerime şunu diyorum arkadaşlar. Bu üniversiteye ister gelin ister gelmeyin. İster bu bölümü okuyun ister okumayın. Ama iyi İngilizce biliyorsanız sizin iş bulmama, aç kalma ihtimaliniz yok. Ve bunda iddialıyım. Üniversiteyi bitirse de bitirmese de. İngilizce öğretmenliğini, İngilizce edebiyatını, İngilizce dil bilimini bitirse de bitirmese de iyi bir İngilizcesi var ise, akademik bir İngilizcesi var ise inanın işsiz kalma ihtimali yok. Böyle şahıslar gelsinler beni bulsunlar, ben onlara iş bulurum. Dolayısıyla biz bunu vaat ediyoruz. Biz sadece mütercim yapmıyoruz sizden, tercüman çıkarmıyoruz. Biz size iyi bir İngilizce öğreteceğiz, iyi bir Arapça öğreteceğiz. Ve bu bütün dünyada sizi mahcup etmeyecek. Sizi yıldırmayacak. Biz bu niteliği veriyoruz. Dolayısıyla öğrenci
uluslararası ticarette tercüman da olabilir. Evet, çok önemli. Bir şirketin dış ilişkiler temsilcisi de olabilir. İhracat, ithalat sorumlusu da olabilir. Hı hı. Çünkü eğer temsil yeteneğiniz de varsa ikisi bir araya geldi mi şirketin vazgeçilmez insanı oluyorsunuz. Bir uçaktan inip öbürüne biniyorsunuz. Hatta siyasette bile biliyorsunuz ki çok önemli. Yani. Yine izleyicimiz demiş ki başka bir üniversitede asla tercih edilmeyen bir bölüm Hacettepe Üniversitesi için tercih sebebi olabiliyor. Artık doğru. Hiçbir mesleğin mezuniyet sonrası garantisi yok. Garantisi olan tek şey alanında kendisini yetiştirmiş öğrenci. İş imkanı demiş. Çünkü bu çok önemli. Mezun olduk. Şimdi, 4 yıl okuduk. Ben size söyledim. Hacettepe Üniversitesi'nde 13 yıl çalıştım. Öğretmen yetiştirdim ben orada. O yıllarımı da çok iyi hatırlıyorum. Öğrencilerimle de gurur duyarım. Onlar da beni her defasında ararlar. Çok canhıraş hikayelerle. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olup işsiz kalan öğrencilerim oldu. Bir değil, iki değil, beş değil. Bu arkadaşımızın gözlemi yanlış değil. Çalışmadığım üniversitelerde de rakamlar bunlara yakındır. Nihayet aynı nüfustan neşet ediyoruz öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz. Burada öğrencinin bizzat kendi şahsi vasıfları devreye giriyor. Mesele dersi geçmek değil. Böyle olmamalı. Öğrencilerimize buradan tavsiye ediyorum. Her bölüm için geçerli aslında, değil mi hocam bu? Hiç dersi geçmek için uğraşmayın. Siz gereğini yapın. Bir ders için gereğini yapın. Okumaları yapın, yazmaları yapın. O bir dersi, çalıştığınız bir ders için üç ders geçerseniz hiç haberiniz olmaz. Dolayısıyla asıl olan mezun olmak değil. Filanca üniversiteden diploma almak değil. Milli Eğitim Bakanlığı hangi üniversiteden geldiğinize bakmaz ki. ÖABT diye bir sınav var, ÖSYM düzenleri. O sınavda Malatya İnönü Üniversitesi'ndenle Boğaziçi aynı sınava girer. Kim önde çıkarsa o çıkar. Evet, puanın neyse. Yani hiç kimse, bu özel okullarda da böyle biliyor musun? Konya'nın özel okullarına gidin. Hiç kimse size nereden mezun oldunuz diye sormaz. Siz nasıl öğretiyorsunuz, nasıl öğretmensiniz diye sorar. Doğrusu da budur. Dolayısıyla öğrencilerimize buradan eğitim tavsiyesinde bulunalım. Girdikleri bölümü kucaklasınlar. Gereklerini yapsınlar. O niteliklerle hem ders geçerler hem dünyayı kazanırlar. Bursluluk soruları var. Anne babaların özellikle bursla ilgili soruları var. Biz gururla, iftiharla şunu söyleyebiliriz. Hemen... Türkiye'de 208 üniversite var. Bunların ne kadarı yaklaşık 76-78 kadarı vakıf üniversitesi. Bunların arasında en fazla burs veren 7. üniversiteyiz. Anne babalar. Bu müthiş bir rakam. Cevabımız bu, olsun. Bu mütevelli heyetimizin, Konya Ticaret Odası çalışanlarının ve üyelerinin ve yönetim anlayışının yansımasıdır. Onlara müteşekkirim. Ben bir öğretim üyesi olarak onlara her zaman müteşekkirim. Çünkü onların gayretleriyle Karatay Üniversitesi kuruldu. Milletin bağrından doğdu. Ve biz başarılı öğrencilerimize burs vermekte hiç çekinmeyiz. Bunlar hakkında daha fazla bilgi almak istiyorlarsa önümüzdeki hafta Cuma günü 5 Ağustos'a kadar lütfen gelsinler. Benim söylediklerimin 10 katı kadar daha fazla bilgiyi alsınlar. Hem de uzmanlarından hem de bölüm öğretim üyelerinden. Yani ders alacağı hocayla konuşacak biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Çok önemli hocam. Tam onu yani söyleyecektim. Ben sizin bölümünüze kaydolmak istiyorum. Karşımda hocam var. Dilediğini sor. Neyi sormak istiyorsan sor. Hatta dershaneleri gör, laboratuvarlarımızı gör. Bizim laboratuvarlarımız da çok zengindir. Gelin görün. Eş zamanlı çeviri laboratuvarlarımızı görün. Psikoloji laboratuvarlarımızı görün, tıp fakültesi laboratuvarlarımızı, mühendislik fakültesi laboratuvarlarımızı lütfen gelsinler. Bilmeden tercihte bulunmasınlar. Biz herkesi Karatay'a bekleriz ama herkes gelsin de diyemeyiz. Bunu biliyoruz. Ama bizi görsünler, karşılaştırma yapsınlar, kıyas yapsınlar. Kendileri için en iyi yer neresi ise onu yapsınlar. Bizim rehberlik uzmanlarımız da bunu yapıyor biliyor musunuz? Hep bana değil yani. Asıl olan Türkiye'nin kazanmasıdır. Karatay Üniversitesi'nin değil. Evet, çok çok güzel söylediniz hocam. 5 Ağustos'a kadar efendim not almak isteyenler, çünkü tercih merkezleri var mı, tercihler için ne yapılacak, nereye gitmeliyiz diyenler için tekrar etmiş olalım. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Ve bölümün hocalarıyla konuşacaksınız. Evet, bölüm hocalarıyla. Bir rehberlik hocalarımız var. Onlar daha çok puan aralıkları ve puan sıralamasına göre girebilecekleri bölümlerin ihtimallerini veriyorlar. Ondan sonra da o ihtimaller dahilinde bizim programımız varsa içeri girip bizzat masada oturup çayı kahveyi içerken hocasıyla konuşun.
Dolayısıyla gerçeği yüz yüze görüyor, hayali bir bölüme gitmiyor. Hı hı. Bu açıdan çok önemli ve bizim tanıtım bilgilerimiz. Ve okul nasıl, fiziki yapısı gibi pek çok soru var. Hepsini birleştirip soruyorum hocam soruyu. Biz dünyanın en iyi üniversitesiyiz. Evet, hemen ondan bahsediyoruz. Biz Ankara TED Koleji'nden bile daha iyiyiz. o binayı gördüm, etkilendim. İnanın bu ondan daha iyi. Yani ben de 30'a yakın ülke gördüm, 30'a yakın üniversite gördüm. Türkiye'de de gördüm. Samsun 19 Mayıs'tan tutun İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kadar. Yani görmediğimiz Akdeniz Üniversitesi, Muğla. Görmediğimiz bir yer yok. Bizim kadar kampüsü ve binası hoş olan başka. Ne görecek o zaman hocam? Şöyle bir anlatırsanız. Müthiş. Hayalini geniş tutan ferah mekanlar, dersliklerimiz bizim harika. Onlar hepsi önemli. Teknoloji belki laboratuvarları donanımlı. Soruyorlar muhtemelen. Hepsi teknoloji donanımlı. Kışın ortasında bile düğmeye basınca 5 dakikada ısınan sınıflarımız. Bir eksiğimiz yok desem yalan olmuş. Çok önemli. Gerçekten fiziki yapısı da çok önemli. Orada kendini ailesi gibi hissetmesi. Hem eğitimini alıp hem fiziki ortamda da orada işte sıcaksa sıcak, soğuksa, ki bahçenizde gerçekten güzel bir bahçeniz de var. Ben kesinlikle. De pek çok kere geldim. Biz öğrenci dostuyuz. Kulüplerimiz çok fazla bizim. Öğrencilerimizin yalnızlık tam hissetme ihtimali sıfır. Tam ondan bahsedeceğim hocam. Tamam, ders, bölüm, başarı, peki sosyal aktiviteler. Hepsi var. 10 öğrenci bir araya geliyor, bir kulüp kuruyorlar. Faaliyet diyorlar, para veriyoruz. Ne yapmak istiyorsunuz? Pasta börek alacağız. Tamam. Başka? İçecek alacağız. Başka? Tur düzenleyeceğiz. Tamam, otobüs bizden. Yeter ki biz ikna olalım onların yaptığı faaliyetin öğrencilerin sosyal ve manevi taraflarını geliştireceğini. Hiçbir şey. Fotoğrafçılık kulübümüzden tutun, müzik kulübü ne kadar. Uluslararası öğrenci kulübümüz var mesela. Afrika'dan 400 kadar öğrencimiz var bizim. Bu arada Balkanlardan da var. Onlar için bile kulüplerimiz var. Onlar için faaliyetlerimiz var. İnanın hiç kimse yalnız ve arkada kalmaz bizde. Biz her öğrencimizi selamlarız. Her öğrencimizle yumruk temasında bulunuruz. Özellikle pandemi döneminde. Ona da dikkat etmek lazım, geri geliyor gibi. Sayın öğrencilerimizi, velilerimizi de ikaz edelim buradan. Aman ha, kalabalık ortamlarda maskesiz evet, gezmesinler. Evet, özellikle son dönemde ben yeniden yükselen. Ben bugün başladım, onu söyleyeyim. Ben bugün başladım. Yeniden yükselen. Çünkü çok yakın bir meslektaşım koronaya yakalandı. Ona da taziyelerimi, geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum buradan. Hocam, şimdi sizin tecrübeleriniz çok fazla, hem yurt dışında hem yurt içinde gördüğünüz öğrenci profili de var. Şunu özel sormak istiyorum. Bir 15 sene öncesi üniversite tercihi yapan gençlerle şimdiki gençlik arasında, işte daha bilinçli, daha ne yaptığını bilen, ayakları yere basan bir gençlik mi var ve ne istiyorlar? Yani bu farkı muhtemelen bence çok bu değişim, iyi. Böyle bir değişim oldu. Hani herkes Y kuşağı, Z kuşağı evet, filan der. Hani bunlar olmaz falan diyenler vardır ya, onun için sordum bu ben soruyu. Ben de bu bilgilerin bir vatandaş olarak tüketicisiyim, okuyorum vesaire, yazmıyorum bu konularda çünkü alanımız değil. Ancak sanki bu zihni başkalaşım ve değişim 10 yıl önce başladı, 15 değil. Onun öncesinde veliler ve öğrenciler bir üniversiteyi okumak arzusundaydı, okutmak arzusundaydı. Benim oğlum, benim kızım üniversite görsün. Okusun. Ayakları bassın oraya. Bizim aileden de oralarda gezen, tozan, oralara yabancı olmayan birisi olsun kaydıyla felsefe bölümüne de yazdırıyordu. Sosyolojiye de yazdırıyordu. Efendim aklına puanın neye tutuyorsa. Mesela ben bir öğrenciyle tanışmıştım. İlkokul öğretmenliğine kaydolmuştu. Dedim ki niye burası? Hiç fark etmiyor, ben rastgele yazdım dedi. Hayırdır dedim. Babam bana dedi ki bir üniversiteyi bitirmezsen şirketimde seni çalıştırmam. Puanım nereyi tuttuysa orayı yazdım. Şimdi bakın, eskiden böyle bir şey vardı. Şimdi veli ve öğrencilerdeki tavır, 4 yıl sonra ücretli de olsa, burslu da olsa bir işe başlayabilecek misin? Daha gerçekçi. Bu yurt dışındaki duruma benziyor. Yurt dışında üniversite hevesi sıfıra yakındır, bilir misiniz aşağıda? Yani bir öğrenci de ben üniversiteye gitmek istiyorum heyecanı bizdekinin onda biridir. Sadece belli meslekler üniversitelerde kazanılır. Hukuk gibi, tıp gibi, eczacılık gibi, ilkokul öğretmenliği gibi, ilginçtir. Bunlar üniversitede kazanılır. Diğerlerini her zaman, her yerde yapabilirsiniz. Yani bir fabrikaya, affedersiniz, ameli olarak girebilirsiniz. Onları hafife almıyorum. Bir mühendisten çok öğrenip çıkabilirsiniz. Bakın, o ilkokul mezunu, formasyon almamış, diplomasız şahıs bir mühendise
supervisor'lık yapabilir. Neden? Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü liyakatla geliyor oraya. Mühendis okulunu bitirip gelebiliyor. 5 yıl ona amirlik yapabiliyor. Dolayısıyla bir hekimle bir mühendis, bir ustabaşının arasındaki fark 3 kat değil. Dolayısıyla üniversiteye gitmek, orada bulunma heyecanı değil. Bir de yurt dışındaki, Almanya hariç, bütün dünya, Japonya dahil ücretlidir. Ve öyle rakamlar vardır ki, 4 yıl, 3 yıl boyunca harcadığınız parayı belki 10 yılda kazanamayacaksınız Aşıgül Hanım. Bu da heyecanı düşüren etkenlerden. Diğer taraftan mezun olduktan sonra kazanacağınız, elde edeceğiniz meslek size ne kadar farkla ödeme yapacak? Bunlar hesaplandığı zaman bizdeki heyecan gibi azalıyor. Şimdi biz bu anlamda batılı ülkelerin ayağı yere basan, ekonomik kararlar veren, aileye yakın mı uzak mı? Mesela yurt dışında da insanlar çocuklarını çok uzağa göndermez. İnanın göndermez. Mesele para meselesi de değildir. Mesele aile birliğidir. Onun yalnız kalmamasıdır, kültür şokuna girmemesidir. Amerika'da eyaletler arasında gidip gelen öğrenci bulamazsınız yani. Ama biz Urfa'dan kaldırır öğrenciyi İstanbul'a yazdırırız, doğru mu? İstanbul'a yazdırırız tabii. Bu yanlış değil, bu yanlıştır demiyorum. Orada başka tercihlerden bahsediyoruz. Bu günümüzde 10 yıl öncesine göre de, 20 yıl öncesine göre de azaldı. Çünkü Urfa'da da var, Hakkari'de de var üniversite. Değişik sebeplerle ve bunlar 3 aşağı 5 yukarı bellidir. İnsanlar oldukları yerde eğitim almayı arzu ediyorlardı. Zaten milletvekillerinden en büyük istek de bu değil miydi? Benim şehrimde niye üniversite yok? Niye? Buraya mı göndereceksin? İstanbul'a. İstanbul'u tutarsa İstanbul'a göndermeyecek. Yok, o kene göndereceğim ama burada bir tane daha istiyorum. İstiyorum. Bu yaklaşımı yabancılamayız. İsabetlidir. Her yerde olsun, herkesin ulaşabilsin, kimse geride kalmasın yaklaşımı önemlidir. Zaten Karatay Üniversitesi'nin kuruluş felsefesi de budur. Devlet üniversitelerinde giren giremeyen, kenarda kalan, arkada kalan bütün yetenekleri biz keşfetmek üzere kurulduk. Başka hiçbir amacımız yoktur. Yani bu açıdan da bu vasfımızla övünürüz, seviniriz. Ve tabii ki ben de çokça ağırladım programlarımda. Pilotaj bölümünüz başarıları. Hemen şöyle vaktim ya, çok az. Pilotaj bölümümüzün eşi benzeri yok. Evet, ondan bahsedelim. Toplu sorayım, soruyu hemen çekileyim, size bırakacağım. TÜBİTAK projelerinden Teknofest'te gösterdiğiniz son dönemki başarılarınız, hızlıca son 10 dakikada. Çünkü mutlaka duymayanlar varsa diye anlatıyoruz. Aslında çok duyuldu ama. Bizim adımız teknik üniversite değil ama teknik üniversite deseydik herhalde çok yanlış olmazdı Ayşegül Hanım. Öğrenci kulüplerimizden başlayın. Bölümlerin mühendislik fakültesimizin, mimarlık fakültemizin, güzel sanatlar ve mimarlık fakültemizin, meslek yüksek okullarımızın, inanın %90'ı tamamen tekniğe ve teknolojiye zaman ayırmış durumda. Gençlik merkezimiz var. Geçenlerde ziyaret ettim. Zannedersiniz ki burası bir fabrikanın üretim atölyesi. Biz onlara teşvikte bulunuyoruz. Çaylarını hazırlıyoruz, yemeklerini hazırlıyoruz. Siz yeter ki burada çalışın, bir zevk alın. Bir şeyin hocalarınız rehberliğinde bir şeyin ortaya çıkarıldığını görün. Ve biz mühendislik fakültesi ve diğer meslek yüksek okullarının katkısıyla TÜBİTAK projelerinde belli yerlere geldik. Bu sayısal oranımızdan daha üstün. Yani KTO Karatay Üniversitesi'nin toplam öğretim üyesi, toplam öğrencisi, toplam mühendislik öğrencisi gibi ölçütlere vurulduğu zaman biz çok yukarılardayız. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tamamı teknik, her şey bu zihniyette. Onların başarısıyla bizim başarımız arasında fark olması icap eder. Çünkü biz bu işlere İstanbul Teknik Üniversitesi kadar bölüm bazında daha fazla önem vermiyoruz. Ama biz onlarla yarışır durumdayız. Teknofest'te ikinciliğimiz var. Proje ikinciliğimiz var. İnşallah bunlar devam edecek. Yetenekli öğrencilerimiz bize geldikçe, biz onların yeteneklerini fark ettikçe hem teknolojide hem teknolojinin sanayiyle, ticaretle birleşmesinde. Mesela bakın Akitek diye geçen akşam Barış Bey burada anlatmıştır size. Yani biz tarım makinalarında lider olan Konya'nın elektronik makine üretimine geçmesi için çırpınıyoruz. Biz sadece sosyal bilimlerde, tıpta, hukukta, iktisatta değil, yani oralarda da kendimizi gösteriyoruz. Biz Konya Ticaret Odası yönetiminin zihniyetinin hedeflerini güdüyoruz ve bunlar ayağa yere basan gerçekçi
hedefler bunlar. Hedeflerle. Nihayet Konya'nın kalkınmasını istiyoruz. Aksi takdirde en iyi mibzeri, en iyi pulluğu yapan Konya sanayisi bunu neden elektronik üretemesin? Bu hususta KOBİ'lerin zaten belli kaynak sıkıntıları var. Biz de onları gidermek üzere. Ve tabii ki tarım şehri Konya için çok çok kesinlikle önemli bir kazanım bu. Kesinlikle. Ve mezun olup gitmeyeceksin. Bizimle çalış evladım dediğiniz pek çok öğrenciniz çok, de var sanırım. Çok. Yani şu anda 5 öğrencim ben araştırma görevlisi aldım. Gururla söylüyorum. İnanın diğer fakültelerde de böyle. Mesela geçen gün... Bunun nasıl bir artısı var hocam? Kendinizi yetiştirdiğiniz öğrencinizle çalışıyor olmak, aynı yere bakan, hocasıyla aynı yere bakan bir çocuğu, yani burada ayrı bir başarı da getirir aslında, o açıdan sordum. Biz onları belli bir saatten sonra vekil olarak görmeye başlıyoruz. Bu iş sana emanet ettim diyoruz. Ya öğrenci nihayet. Ama ben ona güveniyorum. Ben 2 öğrencimi Karatay Üniversitesi'nin web sayfalarını düzenlemek üzere gönderdim. Gönderdiğim şahıs o kadar beğendi ki bunları maaşa bağlı. Dedim henüz değil. Daha bunlar 3. sınıf öğrencisi. Müsaade et 1 yıl daha iyi değil. Dolayısıyla ben gözüm kapalı onlara vazife verebilirim. Dolayısıyla onları benim vekilim olarak görüyorum. O kadar iyi yetiştiriyorum ki. Onlar benim vekilim. Ben olmadığım zaman bütün kararları onlar verirler. Hataları benimdir, sevapları kendilerinin. Çok önemli. Hemen biraz pilotaja kısa girdik. Köklerimizi göklere taşıdık diyorsunuz. Evet. Çok çok önemli. Yani çok Konya'da güzel. İkinci ana jet üssü var değil mi? Yani şu anda üniversite ölçülerine göre birinci ana jet üssü Karatay Üniversitesi'nde. Eğribayat'taki tesisleri. Peki biz orada ne yapıyoruz? Kendimize ait planörlerimiz var, küçük uçaklarımız var, 2 kişilik uçaklarımız var. Kendimize ait personelimiz var. Kendimize ait bakım tesisimiz var. Her şey kendimizin. Bütün bunlar ucuza olmuyor Ayşegül Hanım. İnanın çok büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Gene ben mütevelli heyet ve karar mekanizmalarına teşekkür ediyorum. Rektörümüz başta olmak üzere. Bunlar kolay işler değil. Çok büyük fedakarlık. Biz ülkenin gökyüzünde uçan gençlerini yetiştirmek istiyoruz. Bizi iyi uçursunlar diye. Ve hepsi çok gururumuz. Türk yıldızlarımız biliyorsunuz yani, ki o kadar gurur Konya'nın ki bizim Neyiz, için. 765. başkent oluşunun o gün gördük değil mi gururla? Harika. Yani yerdekiler bir başka ama havadakiler daha başka. Havadakiler de bir başka. Hocam birkaç velinin sorusu vardı. Herkes nedense yurt dışı işbirliğini de soruyor. Yani sanırım şöyle, bütün veliler mi bilmiyorum ama çocuklar hemen okusun, yurt dışına bir atsın kendini falan mı diye düşünüyorlar bilmiyorum ama. Yurt dışı göründüğü kadar cazip değil. Evet, o konuyu biraz bir anlatır mısınız bize? Şimdi geçenlerde bir markette konuştuğum genç, tahmin ediyorum 23-25. Buradan çıkacağım, kendimi Avrupa'ya atacağım dedi. Evet. Ben de dedim ki senin hangi niteliğin var, ne vasfın var? Avrupa seni mi bekliyor? Diye içimden geçirdim, yüzüne söylemedim. Moralini bozmayayım. Çünkü bizim işimiz moral bozmak değil, morali yükseltmek. Biraz da insanın kendisine dönüp bakması lazım. Mesele yurt dışı değil. Yurt dışında hangi boşluğu dolduracaksınız? Hangi vazgeçilmez beceriniz var? Biz de diyoruz ki buradaki becerinizi bir yerleştirin. Siz aranır insan haline gelin. Ben Türkiye'de o kadar aranır insan ve beceri olduğunu biliyorum ki şahsen. Telefonla iş alan çok öğrencimi tanıdım. Telefonla, e-maille. Çünkü her şey kendisini gösteriyor. Uçak biletini gönderiyor. Siz yeter ki Türkiye'de iyi yetişin. Kendinizi Avrupa'ya atmakla, Avrupa'ya ayak basmakla, Frankfurt Havalimanı'ndan dışarı çıkmakla bir şey olacağını falan hiç zannetmeyin. Böyle bir zehaba lütfen hiç kimse kapılmasın rica ediyorum. Biz her bakımdan biz onlardan daha iyi olabiliriz. Bunu bir kenara koydum. İkincisi donanımsız hiçbir yere gitmeyin. Çünkü katıldığınız sofraya bir katkınız olması lazım. Sizden ne var? Aksi takdirde kaşığı sofraya uzatırken korkarsınız. Onun için biz diyoruz ki biz bütün dünyada çalışma becerisini biz burada geliştireceğiz. Sizi ondan sonra serbest bırakacağız. Siz dilediğiniz yerde gidin. Yani isterseniz Japonya'da çalışın. Japonca derslerimiz var. Yeter ki diplomanızı alın. Japoncanızı geliştirin. İnternetten Japonya iş arama web sayfaları var. Girin oradan işinizi bulun. Sizde yeter ki bir beceri, yetenek, vasıf olsun. Bunun toprak altında kalması mümkün değil aşırı. Bunu bütün dünya için söyleyebilirim. Bütün dünya gençleri için söyleyebilirim. O bakımdan bizim yurt dışıyla
Erasmus çerçevesinde işbirliğimiz var. Hı hı. Stajlarımızı da orada yaptırıyoruz. Ülkelerde var bu sizin işbirliği yaptığınız. Fakültesi içinde var. Hukuk fakültesi hariç mühendislik içinde de var. Hepsi için var. Ama bizim öğrencilerin ve velilerin Avrupa kaygısı biraz ertelenmeli. Hı hı. İstekleri, arzuları ertelenmeli. Tabii ki olmalı becerilerin... ama tam ona donanımla olmalıdır. Bir o de kadar, mahcup olmak var. Evet, o kadar güzel söylediniz ki siz zaten tam hazır olduğunuzda onlar sizi bulur dediniz ya. Çok çok doğru bir bakış açısı, çok doğru bir pencere. Hocam hemen çok az süren var. Sporu konuşalım. Efendim bugün Konya sporumuzda Bate Borisov karşısında biliyorsunuz ki geçen hafta yenmiştik. Bugün de yine Konya sporumuzdan harika bir sonuç bekliyoruz. Yine bizim yüzümüzü güldürsün. Kalbimiz onlarla, duamız onlarla birlikte çarpacak. Tur atlayacak bir. Evet, Avrupa yolunda tur atlayacak. Onu hemen hatırlatalım spor demişken. Heyecanımız, bütün şehir heyecanlıyız. Ama Karate Üniversitesi'nin de sporda hep başarılarını da biliyoruz. Masa tenisinden voleybola. Okul olarak da bizi bilgilendirir misiniz lütfen? Tabii. Şimdi öğrencilerimizin üniversitemizi sadece ders çalışılan, kütüphaneden çıkılmayan bir mekan. Hı hı. Sadece sosyal kulüp faaliyetleriyle gidip gelinen bir mekan olarak görmelerini de istemiyoruz. Biz onların fiziki sağlıklarına da önem veriyoruz. Kaldı ki yani fiziki sağlıklarını da yöneten bizim üniversite doktorumuz da var. Üniversite hemşiremiz de var, onu da söylemiş olayım. Onlara da teşekkür ediyorum gayretleri için. Biz de ulusal, Konya çapında, üniversiteler arası, uluslararası takımlara giren her öğrencimiz devamsızlıktan muaftır. Biz onların önünü asla kesmeyiz. Çünkü yetenek öyle kolay bulunacak bir şey değil. Bir de onları kafalarına takmasınlar. Masa tenisinde, voleybolda, futbolda gayet hatırı sayılır başarılarımız var. Harika. Öğrencilerimiz zaten bu konuda her zaman destekledik. Profesyonel antrenörler tarafından çalıştırıyorlar. Hı hı. Bizde spor becerisi var ise gelen öğrencimizde biz onun asla önünü kesmeyiz. Biz deriz ki ben bu dersi sana yeniden yapabilirim ama o turnuva yeniden olmuyor. Önceliğin orası. Doğru. Öyle bir bencillik yapmayız biz. Öğrencinin toplu gelişimine bakarız. O yüzden biz öğrenci dostu bir üniversiteyiz. Böyle kalmayı hep istiyoruz. Harika. Hocam hemen şu tercih merkezinin tarihlerini, saatlerini hatırlatır mısınız izleyicilerimiz için? 5 Ağustos Cuma, yani önümüzdeki haftanın son iş günü diyelim. Akşam 6 son saat. Sabah 9, akşam 6 saatleri arasında öğle yemeği saatleri dahil her zaman telefonla, e-maille bizlere ulaşabilirler. Bizlere telefon numarası bırakabilirler. Biz onları ararız. Aa, harika bu. Evet. Bizim için hiçbir iletişim aracı sorunumuz yok. Hı hı. Biliyor musunuz? Bir öğrenci Karatay Üniversitesi'nde hocasıyla 5 yöntemle iletişime geçer. Bir, uzaktan eğitim portalımız var. Hı hı. Oradan yazar. Hocam ben ödevimi unuttum. Bir, iki, telefon eder. Üç, WhatsApp mesajı yollar. Dört, e-mail mesajı atar. Hı hı. Beşincisi neydi? Onu unuttum. Ama bakın bu kadar ihtimali vardır. Hı-hı. Öğrenci asla yalnız değildir. Pat diye kapımızda çıkar. Ha, o da beşincisi. Kapımıza gelir. Kapımı direkt kapıyı açma. Kapımıza gelir. Ne kadar güzel. Hocam tekrar bölümüme, iletişime ben bir kayıt yaptırırsın geldi. O kadar güzel anlattınız ki kabul eder misiniz bilmiyorum ama zaten gerçekten Karate Üniversitesi'nde okumak. İletişim hocalarımızın da tamamına yakını yurt dışı tecrübeli. Hı-hı. Bütün akademik kadroyu konuştuk yani, zaten tecrübeli. Türkiye'deki üniversitelerde olmayan derslerimiz var bizim. Gösterge bilim. Şimdi bir grafik tasarım bölümümüz var bizim mimarlık fakültesi çerçevesinde. Bir de yabancı diller var. Hiç ortak nokta yok gibi değil mi? Ben de gösterge bilim dersi veriyorum. Onlar da veriyormuş. Karşılaştık filan. Dedik ki öğrencileri ve dersleri değişelim zaman zaman. Biz bu kadar işbirliğine yakınız. Harika. Yani hocalar arasında da akademisyenler. Tabii kıskançlık vesaire asla böyle bir şey olmaz. Biz diyoruz ki bir hafta seni dinlesin, bir hafta beni. İkimizin de en iyi tarafını alsın. Olmaz mı? Ne güzel. Bu da iletişim bölümündeki bir ders. Çok önemli. Bir aile olarak da geleceğimizi, çocuklarımızı size emanet edeceğiz hocam. Emanet ediniz efendim. Peşinizden de geliniz. Biz velileri de açığız, onu söyleyeyim. Hukuken her ne kadar 18 yaşını bitirmiş insanların velisi olmasa da biz onlara çok değer veriyoruz. Hı hı. Biz aile birliğini çok savunuyoruz. Biz öğrencilerle çok isyan önemli dönemlerinde ailelerinden ayrı kalmasını, uzaklaşmalarını asla istemeyiz. Hı hı. Bunu da biliyoruz ve her zaman kapımız
Herkese açık. Dayısı da gelir, amcası da gelir. Yani çayımız, ikramımız bol. Harika hocam, başarılar diliyorum. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Yeni sezonda yeni öğrencilerinizle hayırlı olur. İnşallah. Dediniz ya, biz Konya için, şehir için, ülke için evlat yetiştiriyoruz. Sadece akademik başarı değil, manevi başarı sadece da. Sadece iş bulmaları, istihdam. Değil. Değil, manevi olarak, ahlaki olarak düzgün de bir insan olmaları çok etkiliydi çok bu cümleniz. İnşallah öyle güzel çocuklar yetiştirirsiniz. Aslında biz kendi istikbalimizi inşa ediyoruz. Evet, çok doğru söylediniz. Biz de evlatlarımızı size emanet ediyoruz. İnşallah. Buyurun, emanet etsinler. Gelsinler, kendileri için en iyi tercihte bulunsunlar. Masalarımızı ziyaret etsinler. Öğretim üyelerimiz onlara yardımcı olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben hemen hızlıca tekrar edelim. 5 Ağustos ve tüm gün dedi. Hocam gitmek isterseniz tercih merkezi hizmeti veriyor. Akademisyenlerle görüşüyorsunuz. Hocalarla, aslında derse girecek hocalarla görüşüyorsunuz. Üniversite tercih sürecinde bugün ne yapılmalı? Kararsız olan gençler, aileleri merak ettiklerinde acaba tercih sürecinde neler oluyor sorusunu sorduk. Ve Profesör Doktor Mehmet Çelik hocam, KTÜ Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı, ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü'ydü bugün bizimle. Gerçekten bir öğretmen, öğrenci, veli, anne baba sohbeti gibi de oldu. Bütün merak ettiklerimizi de sordu.